Aşağıdaki noktalardan her biri farklı bir veri kümesini temsil etmektedir. Nokta grafiklerini standart sapması en büyük olan nokta grafiğini en üste, en küçük olanı da en alta gelecek şekilde sıralayınız demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve aşağıdaki grafikleri standart sapmalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralamayı deneyin. Hadi birlikte yapalım. Bu alıştırma kan akademinin alıştırmalarından biri ve interaktif. Gördüğünüz gibi grafikleri bu şekilde istediğim yere sürükleyebiliyorum. İsterseniz önce standart sapmanın ne olduğunu ve nasıl bulunabileceğini hatırlayalım. Standart sapma verilerden her birinin ortalamaya olan uzaklığıdır. O halde en büyük standart sapma dendiğinde verilerin ortalamadan oldukça uzak, en küçük standart sapmada ise oldukça yakın olmaları gerekir. Şimdi bize verilen grafiklere bakacak olursak ortalamanın ortada yani 50 ile 100'ün tam ortası olan 75'te olduğunu görebiliriz. O halde standart sapma dendiğinde verinin ne şekilde dağıldığını göz önüne almamız gerekecek. Birinci grafikte en sağdaki ve en soldaki veriler ortalamaya oldukça uzaklar. Diğerleri ise daha yakın. Burada ise bir bakalım bu iki grafik arasındaki fark şu. Bakın bundan buna geçmek için bu noktayı alıp buraya bunu da buraya taşımamız başka bir deyişle ortalamadan uzaklaştırmamız gerekir. Bu yüzden de buradaki standart sapma buradakinden büyük olacaktır. Bu iki grafik arasındaki farkın ne olduğuna dikkat etmemiz gerektiğini bir kere daha söylemek istiyorum. Burada bu iki veri ortalamaya daha yakındı ama burada noktalar ortalamadan uzaklaştıkları için standart sapma da arttı. Peki ya bu? Yine bu grafikle başladığımızı düşünecek olur isek, bunu elde etmek için bu iki noktanın e, buraya, yani ortalamaya daha yakına taşınmaları gerekir, öyle değil mi? Bu şekilde ortalamaya olan uzaklık da küçüleceği için standart sapma da küçülmüş olur. Evet, bu grafikteki standart sapma aralarındaki en küçük olan standart sapmadır, bu ise en büyüğü. Hadi bir tane daha yapalım. Evet, aynı soru nokta grafiklerini standart sapması en büyük olan nokta grafiğini en üstte, en küçük olanı da en alta gelecek şekilde sıralayınız diyorlar. Haydi videoyu durdurun ve bu sıralamayı da kendi kendinize yapmayı deneyin. Bu soru diğerinden biraz daha ilginç. Evet, eğer dikkat ederseniz ortalamaların farklı olduğunu görebilirsiniz. Göz kararı konuşacak olur isem birincinin ortalaması burada, ikincininkisi burada ve üçüncünün de burada bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Videoyu durdurun ve bunları nasıl sıralayacağınızı düşünün. Ortadaki grafikte noktaların ortalamaya olan uzaklıkları oldukça fazla. Bakın, ortalama eğer buradaysa bu iki nokta ortalamadan oldukça uzaktalar. Hatta bu iki nokta bile diğer grafikteki noktalara göre ortalamadan daha uzak gibi duruyor. Öyle değil mi? Bu yüzden bunun standart sapması en büyüktür diyebilirim. Evet, şimdi de bu ikisini karşılaştırmamız lazım. İkisi arasında nasıl bir fark olduğu üzerine düşünecek olur isek, bu iki noktayı alıp da buraya taşırsak, üçüncü grafiği elde ederiz, öyle değil mi? Üçüncü grafikte ortalamadan uzak diye nitelendirebileceğimiz nokta sayısı en az olduğuna göre de buradaki standart sapma en düşük olacaktır. Başka bir deyişle bu sıralama bu haliyle doğru diyebilirim. Bunun standart sapması en büyük, bununki de en küçük.